Sayın İl Gençlik Kolları Başkanı, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanı, İyi Parti'ye gönül vermiş cesur yürekli, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, üstüne basın mensupları, bugün millet bizi çağırıyor diyerek gönül seferberliği oluşturan ve Sayın Mersin İl Başkanlığımızın organize etmiş olduğu ilçemizdeki esnafları ziyaret amacıyla buraya kadar gelen kıymetli başkanlarım ve sayın vekilime huzurlarınızda bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şahsım ve yönetim kurulum adına hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz üzere dünyada ve ülkemizde Sayın CHP İlçe Başkanımız da aramızda, kendilerine hoş geldiniz. Sayın milletvekilimiz, değerli eşleri, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, genel idare kurulu üyemiz, Anamur İlçe Teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Geçmiş Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Dün coşku içerisinde adımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk'e Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi yaşatmasın diyorum. Ve birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkede huzur ve güvenin sağlandığı, insanların birbirine hoşgörüyle yaklaştığı, birbirini kabullendiği, bölücü olmayan herkesin kucaklaşabildiği bir Türkiye dileği sunuyorum ve bu toplantımızın da bugün yapacağımız çalışmalarında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Maskeyle başlayan yanlış uygulamalar bugünlere kadar geldi. Bu kadar canımızı da içimizden aldı. Maalesef bizlerden kopardı. Tabii bu en son tam kapanma diye anlattıkları ama bana göre ki biz hem Ankara'da hem burada sahada olan insanlar olarak sanki bu tam kapanmanın dışarıda değil de evde yasak olduğu algısıyla hareket edildiğini gördük. Evlerde kapanan insanlardan daha fazlası dışarıdaydı. Yollar araçlarla dolu, insanlar her yerde dolaşıyor ve maalesef bu yanlış uygulamalar yüzünden vatandaşımızın da bugünkü yönetime herhangi bir güveni kalmadığı için işi ciddiye almakta maalesef zayıf davrandıklarını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii bu süreç içerisinde insanlarımız evine kapandığı zaman birbirine nasıl ulaşacak? Sosyal medya aracılığıyla, telefonlarla. Ve bu süreç içerisinde gerçekten hemşehrilerimiz sabahtan akşama kadar bizleri telefonla uyarıyorlar. Ya siz niye sahaya çıkmıyorsunuz? Niye meydanlarda görünmüyorsunuz? İşte Sayın Meral Akşener her türlü riski göze alarak sahadan çıkmazken sizler niye bu şekilde Mersin'i dolaşmıyorsunuz gibi ifadelerle baskı altına alındığımızda ben de bir mesaj paylaştım.
İnşallah bu bayram nedeniyle zaten gelemiyoruz ama bayramdan sonra gelip bütün ilçeleri dolaşıp bayramlaşırız dedim. Bunu da il başkanımıza paylaştım ve böyle bir hareketin daha fazla gecikmemesi gerektiğini ifade ettim ve dün ilk defa Tarsus'tan biz bu çalışmayı başlattık. Bugün Anamur'dayız. İnşallah Sayın Mehmet Türel Başkan'ın dediği gibi de bütün ilçelerimizi dolaşacağız, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Bizler bu ülkeyi iyi yapıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Gönüllerde bir yer tutmak istiyoruz, gönüllerde birleşmek istiyoruz. Mersin'dekiler Mersin ortak faydasında birleşecek. Türkiye genelinde Türkiye ortak faydasında birleşeceğiz. Ve Allah'ın izniyle ne Mersin'i ne de Türkiye'yi bölmek, parçalamak, insanların kafasını karıştırmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun.